Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi size bu iki güzel renkten arkadaşlar çok şahane böyle sade zarif bir model tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model arkadaşlar. Her zamanki gibi haç yazmalarınızı bu şekilde, ömre yazmalarınızı, sade beyaz anne yazmalarınızı bu şekilde süsleyebilirsiniz. İstediğiniz her köşede de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peçetelerinizde, tülbentlerinizde. Çünkü çok zarif ve sade bir model. Her şeyde yakışacağını düşünüyorum. Hani böyle kumaş peçetelerin kenarlarına, şimdi güpürlerin kenarlarını böyle tığlamalar yapıyorlar. Tülden artanları peçete yapıp kenarlarını tığlama yapıyorlar. Böyle simli. Simlik de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gri olsun, altın sarısı gold olsun. Bu şekilde bu modeli yapabilirsiniz. Biz şimdi bugün sizle bu turkuaz rengini çalışacağız arkadaşlar. İplerimin ikisinin markası da leylak marka. Hem beyazım kar beyaz ve turkuaz rengimiz arkadaşlar. Bu şekilde modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni başlarken aynı şekilde tığ battığımıza, bu mavi renkli tığ battığımıza giriyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Beyazla 5 tane zincir çekiyoruz. Burada arkadaşlar ben de 2 zincir çekiyorum. Daha önce trabzanımı yaptığım için. 2 zincirimden sonra bir defa tığımı doladım. Yandaki tığ battıma 2 alarak bu şekilde bir tane kutucuk yaptım. Tekrar 2 zincir 1 2. 2 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. 2 2. İkinci kutucuğumu da bu şekilde yaptım. Tekrar 2 zincir bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya girdim. 2 olarak aldım. 2 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıma 2 olarak aldım. Evet arkadaşlar, burada toplam 1 2 3 4 8 kutucuğumuz olacak. 5. kutucuğumuz. 2 zincir çekerek bir defa doluyoruz. Yandaki tığ battıya girip 2 alarak bu şekilde kutucuklar yapıyoruz. Tekrar 2 zincir yandaki tığ battıya bu şekilde kapattım. 2 aldım. 2 zincirimi çekiyorum. 1 2. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıma girdim. 2 olarak aldım. Burada tam 8 tane kutucuğumuz oldu arkadaşlar. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 kutucuğumuzu yapınca üzerine 12 tane zincir çekiyorum. 9 10 11 12. Bu şekilde ters tarafını döndürdüm arkadaşlar. 1 2 3. kutucuğumuzun buradaki trabzan tepesine arkadaşlar bu şekilde çekmiş olduğum 12 zincirimi kapattım buraya. 1 2 zincir. 2 zincirimi de buradaki bir sonraki trabzanımın tepesine kapattım. Bu şekilde arkadaşlar bir trabzan boyu ulaşmış olduk. Düz yüzüne dönüyorum bu şekilde. Bakın bir tane trabzan yapmış olduk. Bu yuvanın içine tam 17 tane arkadaşlar bu şekilde trabzan dolduracağız. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2. Evet. 2 tane oldu. 2 alarak bu şekilde trabzan yapımına devam ediyoruz. 4 oldu. 5 6. Bir defa doluyoruz. Yuvaya girip 2 aldım. 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 ve 17. 17 tane buraya bu şekilde trabzanı yaptım arkadaşlar. 12 zincirimin üzerine. Şimdi bir defa tığın başını doladım. Bu şekilde. Trabzanımızın tepesindeyiz. Ve yandaki tığ battıya bu şekilde 2 alarak hem bu trabzanımızı sabitledik hem de bir kutucuk gibi arkadaşlar. Bu şekilde trabzan yaptık. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıya 2 olarak aldım. 1-2 zincir. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya 2-2 alarak girdim. 2. Bir defa doluyorum. 2-2-3. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2-2. 4 tane buraya kutucuk yaptım. Toplam 8'e dolduracağız arkadaşlar. 1-2 zincir. Bir defa doladım. 2-2 aldım. 2-4-5-6 2 zincir. Yandaki tığ battıya girip 2-2 al. 7 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2-2 aldım. Evet, yine 8 tane trabzan yaptım arkadaşlar. 2-3-4-5-6-7-8 12 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde ters tarafına dönüp 1, 2, 3 kutucuk ve buradaki trabzanın tepesine kapattım. 2 zincir çektim. Bir sonraki trabzanıma yine arkadaşlar bu şekilde kapattım buraya. Bakın, trabzan seviyesine geldim. Döndüm arkadaşlar bu şekilde. Bir defa doladım. Yuvanın içine girip 2 olarak aldım. 1, 2, 3. Toplam yine 17 tane arkadaşlar buraya bu şekilde trabzan yapacağız. 4, 5. Bir defa doluyorum. 2 alıyorum. 6, 7. Bir defa doluyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir defa doluyorum. 17. Şimdi arkadaşlar bir defa dolayıp 17 tane olunca hemen yandaki tığ battıya 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyoruz. Bakın, hem de kutucuk oluştu ve yapmış olduğumuz yuvarlağı da buraya sabitlemiş olduk. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya 8 tane kutucuk yapıp bu şekilde devam edecek. Fakat arkadaşlar şimdi biz daha fazla ilerleme gerek yok. Anlaşıldı videomuz bu şekilde. İpimizi koparıp bu turkuaz rengin yapımına geçelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, aynı şekilde buraya trabzanımızın içine başlarken bu şekilde 5 zincirimizin içine sık iğne ile girip 3 zincir çekiyoruz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar 3 zincir çekip bir defa doladım tığımın başını. Buraya değil, bir sonrakine arkadaşlar 2 aldım. Buraya 8 tane kutucuk yapmıştık. Bu 8 kutucuğun 4'ünü bu yuvamız için, dolgularımız için kullandık. 4 tanesini de arkadaşlar bu şekilde bu çiçeğimizi yapacağız. Bir defa tığımın başını doluyorum. Tekrar yaptığım trabzanın yanına bir trabzan yapıyorum. Tekrar arkadaşlar bir defa doluyorum ve bu trabzanımın üzerine bir trabzan yapıp 3. Yine yandaki kutucuğa 2 tane arkadaşlar trabzan yapıp 2 aldım. Buraya tam 5 tane trabzan yaptım. 6 zincir kapattım buraya. İlk trabzanımın tepesine arkadaşlar buraya bir yuva yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Döndüm düz tarafına. Bir defa tığımı doladım. 1 2 2. Buraya bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Yaptığım trabzanın içine kapattım. Tomurcuk olarak yanına bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir çekip yuvada kapattım. Bir tanesi yaprağımızın hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Yanına 2 tane daha yapacağız. 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3 seferde. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde kapattım tomurcuk olarak. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2 zincir. 2 zincirimi yuvada kapattım. Bu şekilde ikinci yaprağım da hazır. 1, 2, 3 zincir. Başlarken 3 zincir, kapatırken 2 zincir arkadaşlar. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 4 zincir çekiyorum. Kapattım bu şekilde. Tomurcuk yaptım. Yanına bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir ve yuvada bu şekilde kapattım arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi arkadaşlar buradaki yuvanın ilk trabzanının tepesine arkadaşlar bu şekilde buraya kapatıyorum. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum yandaki trabzanın tepeme. Tekrar sık iğne yapıyorum. Bütün bu trabzan tepelerimi arkadaşlar sık iğne ile dolduruyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çok hoş ve zarif bir model oluyor arkadaşlar. Yapımı da gayet güzel ve hoş bu şekilde. Şimdi trabzanlarımızın tepesine sık iğne yapmaya devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde her trabzan tepesine sık iğne ile arkadaşlar devam ediyoruz. Tüm trabzanlarımı bu şekilde arkadaşlar doldurdum. Sonuncu şuraya da bir tane yapalım. Evet arkadaşlar 3 zincir. Bakın burada 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki 4 kutucuğum var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bir defa doluyorum. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğun içine 2 alarak buraya 2 tane trabzan yapacağım. 2, 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya trabzan tepesine girdim. 2, 2 aldım. 3. Bir defa doluyorum. 2, 2 aldım. Burada da arkadaşlar toplam 5 tane trabzanım oldu. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ters yüzüne döndüm arkadaşlar bu şekilde. İlk trabzan tepeme kapattım 6 zincirimi. 1, 2, 3 zincir kapattım arkadaşlar buraya. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 3 seferde çıktım. 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar buraya. Bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir yuvamda kapattım. Bu şekilde bir tanesini yaptık. Yine arkadaşlar aynı şekilde olduğu için biraz hızlı bir şekilde 1, 2, 2. 3 seferde aldım. 4 zincir kapattım buraya. Yanına hemen bir sık iğne. Tomurcuğun yanına bir sık iğneyi unutmayalım. Daha güzel gözüktüğüne inanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 2 zincir. Bu 2 zinciri 3 zincir de çekebiliriz arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz hani bir aşağısı kıyına geldiği için 3 de çekebilirsiniz, 2 de. Evet, şimdi tekrar 4 zincir yaptığım bu trabzanıma kapatıyorum ve yanına bir sık iğne yapıp bu şekilde arkadaşlar 2 zincir çekip kapatıyorum. Evet, çiçeğim bitti, bu kadar arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve bu yaptığım trabzanlarımın ilk tepesini arkadaşlar kapattım bu şekilde. Şimdi bütün trabzanlarımızı arkadaşlar sık iğne ile bu şekilde dolduruyoruz. Evet, caminin hoparlörü açıldı arkadaşlar. Bu şekilde tüm trabzanları arkadaşlar dolduruyoruz. Ezan-ı Muhammedi başlamadan burayı bitirelim inşallah. Evet arkadaşlar, bu şekilde tüm trabzanların tepesini doldurduk ve şimdi arkadaşlar 3 zincirimizle bu şekilde çiçek yapımına başlayacaktık. Şimdi biz burada anlaşıldığı üzere kapatalım. Hem de ezan-ı Muhammedi'ye saygısızlık olmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok zarif, sade bir model arkadaşlar. İnanın oyanın zarifliği, sadeliği kameraya yansımıyor. O kadar güzel ve şık duruyor ki arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Hem de rahatlıkla, siz hiç sıkmadan tezde bitecek bir model arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.